Dostlarım Mustafa Kemal ölmeden kısa bir zaman önce Ali Rıza Efendi'nin soyu hakkında kimlere dayanır, nedir, necidir tarzı hem Osmanlı arşivinde hem de Selanik arşivinde etraflıca bir araştırma yapılması talimatını vermişti. Ancak elle tutulur pek bir bilgiye ulaşamamıştı. Atatürk'ün dedesinin Alevi olduğunu söylüyorsunuz. Atatürk'ün dedesi Kızıl lakabı ve Kocacık Yörüklerine baktığımız zaman Kocacık Yörüklerinin de Alevi olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir damar olduğunu söyleyebiliriz. Ama fakat Atatürk'ün Bunlar tabii bir varsayım yani. Varsayım tabii. Atatürk de çok merak etti babasının soyunu Bir bu araştırmak şey için. ortaya çok bir şey çıkmadı biliyorsunuz. Cumhuriyet Arşivi'nde bir araştırma yaptım. 36'larda merak Evet. etmiş, araştırmış. Hiçbir şey bulamamışlar. Yani Şimdi soy ağacı falan yeni zaten ama o da ortaya çıkıyor. kendisinin müdahale ederek şey yaptı ama resmi belgelerle kanıtlandı Net soy ağacı. belgesel, Yani evet. şimdi Selanik'teki arşivleri araştırıyor, bulamıyor, bilmem işte vakıf kayıtlarına giriyor, bulamıyor. Dostlarım ben bu videomda Ali Rıza Efendi'nin biyografisi hakkında söylenen iddialardaki tezatlığı 5816 numaralı kanuna dokunmadan sizlere göstermek istiyorum. Videoda kesinlikle kendi yorumumu kullanmadım. Videoda kullanılan kaynaklar tamamen dönemin görgü şahitleridir ve aynı zamanda Kemalist tarihçilerin de görüşlerini içermektedir. Yani beni linç etmenize gerek yok. Taassubu kenara bırakıp beni dikkatli dinlemenizi ve iyi analiz etmenizi istiyorum. Çünkü her dakikasında ayrı bilgi, ayrı belge, ayrı bir kaynak göreceksiniz. Büyük bir risk alarak hazırlamış olduğum videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Dostlarım ekrandaki bu adamı tanıyorsunuz değil mi? 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl lise, 4 yıl üniversite olmak üzere ders kitaplarında Atatürk köşesinde Mustafa Kemal'in babası olarak bizlere gösterilmiştir. Ancak ekranda görmüş olduğunuz bu adamın Mustafa Kemal'in babası ile uzaktan yakından alakası yoktur. Tamamen uydurma bir görseldir. Ve maalesef şu acı cümleyi kullanmak zorundayım. Büyük bir yalanın içindeyiz. Ve neresinden tutarsanız tutun bu yalanlar elinizde kalıyor. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi diye bizlere ezberletilen bu resmin gerçek hikayesini Mustafa Kemal'in yakın dostlarından Falih Rıfkı Atay'dan bir dinleyelim. Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabında yazanlar şöyle: Mustafa Kemal kendinden öncesine meraklı ve pek bağlı biri değildi. Asakir-i Milliye taburundaki gönüllü subaylardan biri babası olarak öne sürülmüştür. Resmi ötekilerden ayrılarak büyütülmüştür. İstanbul hürriyetçilerine yardım etmek için toplanan bir milli kuruluşta Mustafa Kemal'in babasının da bulunmuş olması Mustafa Kemal'in hoşuna gidecek bir şeydi. Ama inanmış mıdır? Sanmıyorum. Hatta bir gün alaylı bir dille resme baktı ve şöyle dedi: "Bu adam benim babam değil." O fotoğrafı da biliyorsunuz uydurmadır. Ali Rıza Evet. Efendi O da annesinin fotoğrafları var 38'e kadar ben Evet. takip ettim. Şey yok, babasının yok ama İnönü devrinde o Ali Rıza Efendi olduğunu söylenen fotoğraf Atatürk tarafından Farih Rıfkı Benziyor diyor. Atay göstermişler bir gün müziği. Yok demiş benim babam böyle birisi değildi diye. Çankaya'da bunu anlatır Farih Rıfkı Atay da. Mustafa Kemal ekrandaki bu adamın babası olmadığını defaatle söylemişti. Zaten kendi devrinde okullarda okutulan ders kitaplarında Ali Rıza Efendi'nin resmi yoktu. Bu resim 1939 yılında İnönü devrinde tekrar ortaya çıktı ve Atatürk köşesinde Atatürk'ün babası diye genç nesillere dikte ettirildi. Peki ekrandaki şu adamı tanıyor musunuz? Ali Rıza Efendi'nin patronu Ragıp Bey, yani Mustafa Kemal'in üvey babası. Mustafa Kemal'in Ragıp Bey ile arası pek iyi değildi. Ragıp Bey hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız yorumlarda belirtin ki ben de ona göre bir video hazırlayayım. Eminim birçoğunuz Ragıp Bey ismini ilk defa duymuştur. Maalesef Ali Rıza Efendi hakkında arşiv kayıtlarındaki bilgiler sınırlıdır. Hal böyle olunca her kafadan bir ses çıkıyor. Bir bakıyorsunuz Ali Rıza Efendi Kocacık Yörüklerinden Alevi bir Türkmen oluyor. Bir bakıyorsunuz başka bir iddia ortaya çıkıyor. Kadir Mısıroğlu'na göre de Ali Rıza Efendi Mustafa Kemal'in babası falan değilmiş. Ali Rıza dönme değil. Mustafa Kemal Paşa'nın da babası da değil. Asla. Nasıl yani? Asla. 5 yaşındaydı Ali Rıza onunla
anasıyla evlendiği zaman. Mustafa Kemal Selanik'te doğmamış, Yenişehir turnuvasında doğmuştur. Başkasının oğludur, bu bahis dikenli bir sahadır. Dostlarım, ben bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Ali Rıza Efendi Mustafa Kemal'in babası mı değil mi? Bugün benim mevzum bu değil. Ancak burada Kadir Mısıroğlu'nun Ali Rıza Efendi Zübeyde Hanım ile evlendiğinde Mustafa Kemal 4-5 yaşlarındaydı. Ali Rıza Efendi onu nüfusuna geçirdi sözü açıkçası dikkatimi epey cezbetti. Yani Kadir Mısıroğlu'na göre Mustafa Kemal'in babasının Ali Rıza Efendi olduğunu söyleyen belgeler, Mustafa Kemal'in 4-5 yaşlarındayken Ali Rıza Efendi'nin nüfusuna geçmesiyle ortaya çıkmış. Yani anlayacağınız Mustafa Kemal'in biyografisinde 4-5 yıllık gibi bir zaman kaybı söz konusuymuş. Ali Rıza Efendi hayata gözlerini yumduktan sonra Zübeyde Hanım çocukları ile bir başına ortada kala kalmıştı. O dönem Sultan Abdülhamit Han iktidardaydı. Zübeyde Hanım emeklilik komisyonuna kocam vefat etti, oğlum Mustafa, kızım Makbule ve Naciye ile birlikte ortada kala kaldım diye kendisine aylık bağlanması için bir dilekçe yazdı. Dostlarım, 9 Ocak 1893'te hazırlanan belgede çok önemli bir ayrıntı var. Aylık miktarları ile isimlerinin üzerinde bulunan yaşı sütununun hemen altında Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım'ın oğulları Mustafa'nın o tarihlerde 16 yaşında olduğu yazıyor. Ekranda görüyorsunuz. Mustafa Kemal'in 1893'te 16 yaşında olması demek, 1877'de dünyaya gelmiş olması demektir. Ancak okullarda bize öğretilen bilgilere göre Mustafa Kemal 1881 doğumlu. Yani ortada kaybolan bir 4 sene varmış. Mustafa Kemal Şemsi Efendi Mektebi'ne başladıktan az bir zaman sonra babasının öldüğünü söylemiştir. Eğer okula 6-7 yaşlarında başlamışsa tarih 1887 olmalıdır. Oysa bildiğimiz kadarıyla Ali Rıza Efendi 1893 yılına kadar yaşamıştır. Bu hesaba göre babası öldüğünde Atatürk 13-14 yaşlarında olmalıdır. Yani babasının ölüm tarihini esas aldığımızda Atatürk 14 yaşında, kendi demecindeki okula yazılmasında az bir zaman sonra öldüğü bilgisini esas alırsak Atatürk 7 yaşında çıkıyor. Ekranda Mustafa Kemal'in 12 yıl boyunca hizmetçiliğini yapmış olan Cemal Granda'nın, yani Atatürk'ün uşağının gizli defterini görmektesiniz. Burada yazanlar şöyle: bir gün Atatürk bana ismimi sordu. Cemal dedim. Sonu yok mu bu ismin dedi. Evet var. Cemalettin dedim. Dinin cemali miydin ki sana bu ismi koydular diye sert bir çıkış yaptı. Aradan yarım saat geçti. Yine seslendi. Sana bu Cemalettin ismini kim koydu? Babam dedim. Öyleyse baban ne adammış senin diye sert bir çıkış yaptı. Bunun üzerine ben babamı tanımıyorum efendim deyince yüzü daha da sertleşti. Babamı tanımıyorum ne demek? Sen babasız mı dünyaya geldin? Baban yok mu senin deyince üzüldüm ve şöyle dedim. Ben 9 aylıkken babam öldü. Atatürk üzüldüğümü görünce anneni tanıyorsun ya, yeter. Ben de babamı tanımıyorum dedi. Mustafa Kemal'in babasının 1893 yılında öldüğünü kabul edersek Ali Rıza Efendi öldüğünde Mustafa Kemal 14 yaşında oluyor. Mustafa Kemal Cemal Granda'ya ben de babamı tanımıyorum derken neyi kastetmiş, inanın bilmiyorum. Dostlarım, şimdi size bir soru. Mustafa Kemal'in doğum tarihi neden çelişkili? Mustafa Kemal döneminde basılan pullarda Mustafa Kemal'in doğum tarihinin 1880 olduğu yazmaktadır. Mustafa Kemal'in askeri okula giriş belgesinde doğum tarihinin 1881 olduğu yazmaktadır. Ortaya çıkan 1893 tarihli belgede ise Mustafa Kemal'in doğum tarihinin 1877 olduğu yazmaktadır. Mustafa Kemal'in babasının hangi yılda öldüğü de bilinmez.
Rakamlar kitaptan kitaba, üstelik 5-6 yıla kadar oynuyor. Kimisi 1893 diyor, kimisi 1887 veya 1888'de öldü diyor. İnkılap tarihinin önde gelen isimlerinden Profesör Doktor Enver Ziya Karal'a göre Atatürk'ün babası genç yaşta ölmüş. Eğer Ali Rıza Efendi 1839 yılında doğmuşsa ve ölüm tarihi 1893 yılıysa 54 yaşında ölmüş oluyor. Bu nasıl genç yaşta ölmektir? Orası da ayrı konu. Mesela en muteber kaynaklardan sayılan 1897 doğumlu Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam kitabında Ali Rıza Efendi'ye gelince onun ailesi Selanik'in yerlisi sayılmaktaydı. Hafız Mehmet Efendi Selanik'in bir mahalle mektebinde hocalık yapmaktaydı. Sakalının kırmızı olmasından dolayı Kırmızı Hafız Efendi diye anılıyordu. Ali Rıza Efendi'nin ailesinin o sıralarda göze çarpan en önemli şahsiyeti oydu. Ali Rıza Efendi'nin amcası olan Kırmızı Ahmet Efendi kaçaktı. Bu kaçaklık anlaşıldığına göre Selanik'te 1876 yılında çıkan karışıklığa Ahmet Efendi'nin de karışması yüzünden olmuştu. Karışıklığın sebebi siyasi olmaktan ziyade Müslüman olmuş bir Bulgar kızının Rusların teşvikiyle zorla kaçırılması gibi halkın duygularını zedeleyen bir olaymış. Ahmet Efendi bu olaydan sonra Makedonya dağlarına kaçmış. Dostlarım Şevket Süreyya Aydemir'e göre Kırmızı Hafız Ali Rıza Efendi'nin amcasıymış. Ancak 1925 doğumlu Atatürk'ün son Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Şerafettin Turan'a göre Kırmızı Hafız Ali Rıza Efendi'nin amcası değil babasıymış. Ve Mustafa Kemal doğduğunda Ali Rıza Efendi'nin Efkaf İdaresi'nde çalıştığını söylüyor. Erol mütercimler ise hayır, Atatürk doğduğunda babası kereste tüccarlığı yapıyordu diyor. Anlayacağınız Ali Rıza Efendi'nin biyografisinde ciddi bir çelişki söz konusu. Kemalist tarihçiler bile bu konuda itilaflı olamıyor. Oysa Atatürk 1922 yılında gazeteci Ahmet Emin Yalman'a okula başlarken babasının rüsumatta yani gümrük idaresinde memur olduğunu söylüyor. Hal böyle olunca Ali Rıza Efendi'nin bütün hayatı altüst olmuş oluyor. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız katıl ve teşekkür butonlarında kullanabilirsiniz. Yakında canlı yayınlarımız başlayacak. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.